Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi. Yazan: Yuval Noah Harari. Derleyen: Meryem İlbaş. Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi adlı eser, tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari tarafından yazılmıştır. Kitap, insan türünün evrimini ve tarihini geniş bir perspektiften ele alır. Harari yaklaşık 70 bin yıl önceki büyük patlama olarak adlandırılan olaydan başlayarak tarımın keşfi, bilimsel devrim ve geleceğe dair spekülasyonlarla birlikte insanlık tarihini anlatır. Birinci bölüm Bilişsel Devrim Bu bölüm Homo sapiens'in diğer insan türlerinden nasıl ayrıldığını ve bilişsel yeteneklerimizin evrimini inceler. Harari, Homo sapiens'in diğer türlerden nasıl ayrıldığını karmaşık dil yeteneğimizi ve hayali düşünce yeteneğimizi, mitler, efsaneler, tanrılar ve hukuk gibi soyut kavramları içerir, nasıl geliştirdiğimizi detaylandırır. İkinci bölüm, Tarım Devrimi Bu bölüm, yaklaşık 10 bin yıl önce gerçekleşen tarım devrimini inceler. Harari, bu dönemi bir tarih sahtekarlığı olarak nitelendirir çünkü tarımın insanların daha sabit ve yerleşik bir yaşam biçimine geçmelerini sağladığını, ancak genel olarak daha fazla emek ve daha az çeşitli bir diyet gerektirdiğini belirtir. Üçüncü bölüm, İnsanlık Birleşiyor Bu bölüm, insan toplumlarının nasıl birleştiğini ve karmaşık medeniyetlerin nasıl oluştuğunu anlatır. Harari bu bölümde para, imparatorluklar ve evrensel dinlerin ortaya çıkışını ve bunların insan topluluklarını nasıl birleştirdiğini inceler. Dördüncü bölüm, bilimsel devrim. Son bölüm, 500 yıl önce başlayan bilimsel devrimi inceler. Harari bu devrimin nasıl başladığını ve bilimsel düşüncenin ve keşiflerin modern toplumları nasıl şekillendirdiğini detaylandırır. Ayrıca bilimsel devrimin gelecekte insanlık için ne anlama gelebileceğini de tartışır. Sapiens, insanlık tarihini ve evrimimizin nasıl ilerlediğini anlama çabamızın bir parçasıdır. Harari, kitabında Homo sapiens'in diğer türlerden nasıl ayrıldığını, karmaşık toplumlar ve medeniyetler kurma yeteneğimizi ve bilimsel düşüncenin dünyayı nasıl şekillendirdiğini inceler. Ayrıca tarih boyunca gerçekleşen devrimlerin ve gelişmelerin insanlık tarihinde nasıl büyük değişikliklere yol açtığını inceler. Harari kitabında Homo sapiens'in dünya üzerinde egemen bir tür haline gelme hikayesini anlatırken birçok önemli konuyu ele alır. Bunlar arasında dilin ve sembollerin kullanımının insanların karmaşık sosyal yapılar oluşturmasına ve geniş topluluklar halinde bir arada yaşamasına nasıl olanak sağladığı yer alır. Ayrıca tarım devriminin insanların yerleşik bir yaşam biçimine geçmesini nasıl sağladığı ancak aynı zamanda insanların daha sıkı çalışmalarını ve genellikle daha az çeşitli bir diyet tüketmeleri gerektirdiği konusuna da değinir. Bilimsel devrimin insanların dünyayı anlama ve şekillendirme şeklimizde radikal bir değişiklik yarattığını ve bu devrimin modern toplumları ve dünya görüşlerimizi nasıl şekillendirdiğini inceler. Harari bu devrimin insanların doğayı daha iyi anlamasını ve kontrol etmesini sağladığını ancak aynı zamanda etik ve ahlaki zorluklar da getirdiğini belirtir. Kitabın son bölümünde Harari geleceğe dair düşüncelerini paylaşır. Homo sapiens'in teknoloji ve biyoloji yoluyla kendini nasıl dönüştürebileceğini ve bu dönüşümlerin insanlık tarihinde yeni bir devrimi tetikleyebileceğini tartışır. Sapiens kitabı insanlık tarihinin geniş bir özeti ve Homo sapiens'in dünyada egemen bir tür haline gelme hikayesidir. Bu kitap, tarihin, bilimin, felsefenin ve antropolojinin birçok alanını kapsayan geniş bir bakış açısı sunar. Bu geniş perspektif, okuyuculara insanlık tarihinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini daha iyi anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda Homo sapiens'in dünyayı nasıl şekillendirdiği ve gelecekteki potansiyel yollar hakkında düşünmeye teşvik eder.